Herkese merhaba. Umarım herkesin keyfi, sağlığı yerindedir. Şu aralıklı oruç konusunu devam edeceğim bugün. Çünkü ben o konuyu yayınladıktan sonra o kadar çok mesaj geldi ki o mesajlara biraz cevap vermek istiyorum. Bir sürü sorular sormuşsunuz. Ben de biraz açıkçası eksik anlatmışım bazı şeyleri. Sorular geldikten sonra bunu fark ettim. Bir kere şöyle bir şey var. Bütün yeme zamanlarında yediklerimi saymışım. Fakat oruç zamanında yediklerimi saymamışım. Ve aynen böyle bir soru sormuş Sertap Hanım. Demiş ki açlık saatinde ne yiyip içebiliriz? Tamamen aç mı duracağız? Hiç söylememişsiniz demiş. Çok da haklı. Sonra videoyu tekrar kontrol ettim. Şimdi açlık saatinde hiçbir şey yemiyoruz. Evet, ama tabii ki normal tuttuğumuz oruç gibi değil. Bu bir şeyler içebiliyoruz. Ve bu bizi idare ediyor. Kahve içebiliriz, çay içebiliriz. Meyve suyu içmiyoruz çünkü meyve suları şekerli biliyorsunuz, ama bir suyun içine biraz limon sıkıp içebilirsiniz. Ya da meyveli sodalar var şimdi ama şekersizleri var onların, onları içebilirsiniz. Bu işte gazlı asitli içecekleri tavsiye etmiyorlar çünkü onların içinde şeker olmasa bile biliyorsunuz aspartam adlı bir madde var ve sağlığımıza zararlı. Zaten bu konu aslında şöyle anlamanızı istemiyorum. Yani diyet yapalım, zayıflayalım gibi algılamayın bu konuyu. Her zaman ne diyoruz? Beden, zihin, ruh bütünlüğü ve hepsinin sağlıklı olması benim tamamen sağlıklı olmamı getirir. Dolayısıyla bunu da beden bütünlüğü kısmında sağlıklı beden olarak algılayın. Yani aman hep beraber zayıflayalım, hep beraber kilo verelim. Tabii ki kilo vermek çok sağlıklı bir şey. Bütün doktorların tavsiye ettiği, hem kalbimiz için, hem dizlerimiz için, bacak kemiklerimiz için bedenin hafif olması daha enerjik ve ileride çıkacak sağlık sorunlarını da çok daha aza indiriyor. Bedendeki yağ kütlesinin az olması. Yani buna sadece diyet değil, lütfen sağlıklı bir yaşam tarzı diye bakın. Bunu ne kadar süre yapabilirsiniz? Ben onu da sormuş. Bu 8 kiloyu ne kadar zamanda verdiniz demiş Banu Hanım. Onu da söylememişim. Ben bu 8 kiloyu 4 ayda verdim. Yani her ay 2 kilo gitti. Şimdi diyebilirsiniz ki çok yavaş. O insanlar işte bir ayda 8 kilo veriyor, 10 kilo veriyor. Fakat bu sağlıklı bulunmuyor hiç kimse tarafından. Ne diyetisyenler ne doktorlar tarafından. Yani çok aşırı hızlı kilo verdiğinizde o aşırı hızla o kiloyu geri alıyorsunuz. Bu uzun bir zamanda güzel bir seviyede yavaş yavaş gitmesi benim hoşuma gitti. Çünkü beden de buna adapte oluyor ve siz de bu yeme biçimine adapte oluyorsunuz. Bu bir yaşam biçimine dönüşüyor. Daha sonra kilolarımızı verdikten sonra şöyle bir şey yapabiliyoruz. Bu aralıklı orucu haftada 1, 2, 3 gün yapabilirsiniz. Siz kendiniz tespit ettiğiniz şekilde. Hani bazen böyle kaçırıyoruz ya, ay bir tatlı yiyeyim, ay işte bir baklava yiyeyim, hoşuma giden bir pasta gördü onu yiyeyim. Yahut da bugün işte bir İskender kebabı yiyeyim falan gibi. Öyle kaçırdığımız zamanların hemen arkasında 1 ya da 2 gün bunu yaptığınızda o zaman kilomuzu dengede tutacağız. Ve bizim için gerçekten de sağlıklı bir yaşam olacak. Bir daha böyle kilolar uçup gitmeyecek yukarıya ve sağlığımız da bozulmayacak inşallah. Bir başka soru, bu güzel, hoşuma gitti. Demiş ki Ayşegül Hanım, en çok hangi saatlerde açlık hissettiniz ve bu açlık duygusunu nasıl yendiniz demiş. Şimdi ben en çok aslında uykuya dalmadan önce açlık hissettim. Çünkü daha önceki alışkanlığımda hep uykuya da, yani gecenin geç saatlerinde mutlaka bir elma yeme alışkanlığım vardı. Midem bir şekilde oyalanırken uykuya dalmayı tercih ederdim. Hani aç karnına uyuyamazdım, öyle söyleyeyim. O duyguyla baş etmek beni biraz zorladı, itiraf ediyorum. Sizi de zorlayabilir. Kendi kendime bunu bilinçaltımda programlayıp hayır bu açlık duygusu değil ve bu şimdi biraz sonra geçecek diye kendime telkin ettim. Kalkıp hiçbir şey yemedim, bozmadım. Çünkü bozduğumuz zaman şöyle bir şey oluyor. Hem kendimize kızıyoruz. İşte bozdum, beceremedim, dayanamadım, bir şey yedim. Hem de ondan önce yaptığınız günler ziyan olmuş oluyor. Ben öyle düşünüyorum. Şimdi bunca gündür ben bu diyeti yaptım. Şimdi bugün bozmama gerek yok. Bak bu kadar saattir açım. Şimdi bir tane elma yiyip de bunu bozmaya gerek yok. Tekrar o kadar saati başlatmaya gerek yok diye kendimi telkin ederek onu yendim. Bir de yine ertesi gün demiştim ya 3'te ben yemeye başlıyorum diye, 1.30-2 gibi böyle biraz zorlamaya başlıyor. Fakat ona dayanması çok daha kolay oluyor. Çünkü saate bakıyorsunuz, aman canım 1 saat kaldı, 1.5 saat kaldı. Hani bu kadar dayandım, bunu da dayanırıveririm gibi. Gene kendime telkin ederek onları da öyle atlattım. Nurcihan Hanım demiş ki videonuzu izledikten sonra ben de araştırıp yapmaya başladım. Sizce 16 saat yeterli mi? Yoksa 17-18 saati zorlamalı mıyım? Bir fark oluyor mu demiş. Şimdi 16 saat aslında yeterli. Bir müddet 16 saat yaptıktan sonra ben de kendimi denemeye başladım. Acaba 17 saatte çok zorlanır mıyım? 18 saatte çok zorlanır mıyım? Açıkçası o günlerde biraz da böyle dışarıda işim vardı o zaman. Ve 16-17 saat, 17,5 saat kendiliğinden geçti. Ben eve dönüp de işte o saatte yeme saatim gelene kadar baktım ki dayanabiliyorum. Aslında dayanmayabilirdim. Yanımda bisküvilerim vardı. Fakat yemeği tercih etmedim. Sonra şöyle bir şey okudum. En fazla 18. saatte beden yağ yakmaya başlıyor diye. Bu sefer dedim dayanabilir miyim? Belki o zaman daha hızlı gider kilo. Ve gerçekten de denediğimde şunu gördüm. Mesela 16 saat aç kaldığımızda günde 100 gram gidiyorsa 17-18 saat aç kaldığımızda günde 200 gram birden gidebiliyor. Yani gerçekten 18. saatte daha fazla bir bedenin yağ yakma potansiyeli oluyor diye düşünüyorum. Tabii ki bu benim deneyimim. Yine söyleyeyim, ben sadece kendi deneyimimi paylaşıyorum. Bunu hiç doktorunuza sormadan, diyetisyeninize sormadan kendi kendinize uygulamanızı tavsiye etmiyorum. Bu tabii bir öneri değil bunlar yani. Sadece yaşadım ve sizle de paylaşmak istediğim için paylaşıyorum. Bir de şundan bahsetmemişim ilk videoda. Tokluk saatinde öğlen bir yumurta yediğimi söylemiştim. Sonra öğlen dediğim benim saat 3, işte yemek saatimin başlangıcı. Saat 5 gibi kendime bir çay saati yapıyorum. Biraz peynir, biraz bisküvi, biraz zeytin yiyorum. Sonra da saat 8'de akşam yemeğimi yiyorum. Akşam yemeğimi tekrar söyleyeyim ilk videoyu dinlememiş olanlar için. Genellikle sebze tercih ediyorum. Et yiyeceğimde de yanında salata. Yani pilav, makarna, börek kesinlikle yok. Patatesi de söylemek isterim. Patatesi bir gün denedim. Genelde biliyorsunuz bizim daha önce yaptığımız diyetlerde mesela haşlanmış patates diyeti vardı. İşte 3 gün sadece patates yiyip kilo vermek gibi. Bunu denedim ben bu diyet şeyinde. Belki hani hızlandırabilir diye. Fakat aksine sanırım fazla karbonhidrat olduğu için patates kilo vermemi durdurdu. O 3 gün boyunca hiçbir gram bile oynamadı. Dolayısıyla patatesten vazgeçtim. Ne tercih ediyorum? İşte ıspanak, fasulye, semizotu, bamya, yani sebze, aklınıza gelen her türlü sebze olabilir. Pırasaydı, kerevizdi, brokoliydi, enginardı. Sebze güzel ve doyurucu. Sebzenin yanında bir dilim ekmek yedim. Daha tok tutsun diye. Sebze yediğim günler, ama et, tavuk ya da balık ve yanında salata yediğim günler ekmek de yemedim. Bu bir dilim ekmek benim kilo vermemi engellemedi. Yani bir dilim çok da bir şey yapmıyor, öyle söyleyeyim. Başka biri demiş ki hareket etmekten hiç bahsetmemişsiniz Şengül Hanım. Hiç egzersiz yapmanız mı demiş. Evet, bu çok önemli bir soru. Gerçekten hiç egzersiz yapmadım. Yani bu aslında diyetin başlığına oturarak kilo verme bile yazabilirdim. Çünkü zaten karantina günlerindeyiz. Aslında hani çıkıp yürüyüş yapmak ya da evde bir şeyler yapmak tabii ki mümkün. Bakıyorum bir sürü insan yoga yapıyorlar, pilates yapıyorlar. Fakat ben sadece evin içinde yapmam gereken ev işlerini düşünün. Onları yaparak hareket ettiğim kadar hareket ettim. Onun dışında biliyorsunuz çalışmalarım var. Genelde yani uyanık olduğum süre boyunca bilgisayar başındayım. Danışanlarımla yazışmalarım oluyor. Başka şeylerim oluyor. İşte bu sizin için yaptığım YouTube kayıtları oluyor. Yani genellikle oturarak verdim bu kiloyu. Egzersiz yapmadım. Ama tabii ki bunu size tavsiye etmiyorum. Yani yapabiliyorsanız günde yarım saat, bir saat, hatta çok güzel egzersiz kanalları var. İnternetten onları bulup açıp birlikte yapabilirsiniz. O zaman kilo vermeniz daha da hızlanacaktır. Yani şöyle düşünmeyin, ayda sadece 2 kilo veriliyor. Siz bu benim yaptığımı yapıp üzerine bir de egzersiz yaptığınızda mutlaka ayda 2 kilodan daha fazlasını da vereceksinizdir. Deneyimlerimi paylaştım. Dilerim size de katkısı olur. Sizin de kilo vermenize faydası olur. Siz de denediklerinizi lütfen bu videonun altına yorum olarak yazarsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, sevgide kalın.